Cüneydim, şimdi bu dergah büyük bir ağaç gibi. Faniler de bizim dallarımız. Ağacımızı büyüten, ağacımızı güzelleştiren dallarımız. Allah'a şükür, Allah hepsinden razı olsun. Fakat şimdi o dallar kırılıyor. E biz ne yapacağız? Siz bilirsiniz mi diyeceğiz onlara? Yoksa ağacımızın kökünü besleyip büyütecek miyiz, kuvvetlendirecek miyiz bu vesileyle dallarımızı? Ne yapacağız yani? Sen kendini o ağacın bekçisi bellemişsin. Belli. Lakin ben anca o dala konmuş bir kuş olabilirim. Peki kuş hiç dal kırılacak diye korkar mı? Kırılsın. Çırpar kanatlarını, başka bir dala konar. Zira güvendiği dal değil, kendi kanatlarıdır. Kocaman da hanım gelmiş, sizinle konuşmak istiyor. Çocuklardan biri de başı açık diye kafasına taş atmış. Yok. Bir şey olmuş mu peki? Yok. İyi şükür. De ki hoca müsait değil. Yolla. Ne dedi diye sorsam en başta kulağına söyletmezdin. Esselamu aleyküm. Ve aleyna aleyküm selam muhafazan evladım. Gel efendim anne. Sen bir derdin var belli, bir şey söyleyeceksin. Hadi söyle. Hocam ben bir düşündüm. Bu bayram tekke eğer böyle geldiyse vallahi kahırdır. Bizim Kur'an kursunun temel atma törenini yapalım diyorum. Böyle şaşalı hemen yarın. Herkes yerini bir hatırlasın. Kademlerine baksınlar. Dönsünler bir ayaklarına baksınlar. Alemi görsün. Affan evladım. Bizim kuvvetimiz gösterişimizden değil ha. Biz hakkı ve batılı gösteririz. Şimdi böyle törendir, mörendir, kazıdır, kürektir, bilemedim. Hocam, Cüneyt Efendi de takdir edecektir ki her laf her ağızda bir olmaz. Sen ara ki kulak bulasın. E madem ki bu insanlar sözden anlamıyor, vallahi bu kapıya yakışan gözün önüne sermektir. Ya vallahi şimdi yalan desem Allah'ın gücüne gider. Şöyle yapalım, toplayalım biz onları. İnşallah benim sözlerim de onların kulaklarına göredir. Hayır. Libastır, eskir. Söz eskimez. Taşa da tohum ekilmez. Selametle. Aleyküm. Davete icabet ettiniz. Hak razı olsun. O vakit... Vakti cidal. Haydi. Bugün dile perdeyi kaldırdık. Kim eteğinde ne taş varsa ortaya döksün. Vallahi billahi ben bugün Sa'd-ı Hüdayi Hazretleri değilim. Cüneyt Efendi de Cüneyt Efendi değil. Herkes bir, herkes sıfır. Buyurun. Mürşit Efendi bir kadının namahremde çalışmasına nasıl müsaade ediyor? Hayran. Senin bu söylediğinin dinde yeri var. Bu umumi bir izin değil ki. Kişiye özel bir izin.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı özel durumlar için hususi ehliyetler vermiştir. Öyle değil mi? Yarın benim karım, kızım, gelinim istediği yere gitmek isterse ne cevap vereceğim? Bugüne kadar nasıl bir cevap verdiysen bugünden sonra da aynı cevabı vereceksin. O iş öyle değil. Kurdun dişine kan değmeyiyorsun. Tutamazsın. Yarın bir gün kızları okula gönder demeyeceğin ne malum? Tövbe estağfurullah. Gönderen tarikatlar yok mu? 40 yıl önce göndermiyorlardı, şimdi gönderiyorlar. Böyle böyle olmadı mı? Hem biz nereden bileceğiz? Yürüyeceğimiz yolun bizi götüreceği kapıyı. Ya o kapıdan başkalar girip çıkıyorsa? 28 Şubatçılar kadar kıymetimiz yok mu? Faniler. Ya Allah. Allah-u Teala izin verirse yarın Kur'an kursumuzun açılışı olacak. Eğer ki oraya da icabet ederseniz aklınızdaki tüm bu şüpheler inşallah bertaraf olacak. Bu dergâhta yürünen yolun nasıl bir yol olduğunu da, bu kapının nasıl bir kapı olduğunu da inşallah idrak edeceksiniz. Selamun aleyküm. Bir şeyi hatırlayın. Bu kapı muhabbet kapısı olmaktan çıkıp hesap sormalar başlarsa hesap vermeler de başlar. Sen benim sükutumu ikrara mı yazdın amca? Ben neyi nereye yazacağımı çok iyi biliyorum yeğenim. Senin yeğenin olmaktan evvel başka bir sıfatım da var. Ben Mürşit Efendi'nin huzuruna çıkacağım. Bakalım torununa ne diyecek dedem. Babamın istirahatini bozmayalım. Ne taşı mürşidime derim ne putu. Selamu aleyküm. Aleyküm selam. Kapıya dilsizleri dikmişler. Görmediniz mi? Gelen Cüneyt Efendi'dir. Ne haddinize? Amcam mı dikti sizi buraya? Belanızı benden bulursunuz ha. Cüneyt Efendi'ye mani olmak ne demek? Bahadır. Cüneyt Efendi'ye mi dokunacaktınız? Sen bir gel bakayım amcanın yanına. Hoppa! Aslan Cüneyt bu. Haydi bakalım. Haydi. Andolsun bedelini ödeteceğim. Hele bir Cüneyt Efendi kendine gelsin. Çekil! Dokunma. Cüneyt Efendi. Efendim aç gözünü kurbanla benim Cüneyt Efendi. Annemi götür. Cüneyt'i de götür. Amcama söyleme o mani olur. Amcama söyleme. Amcama söyleme. Beni götür. Cüneyt'i de götür. Annemi götür. Tamam efendim. Tamam. Eve. Kendini bir hiçliğin içinde düşün. Hatta bir suyun altındasın. Nefesini yavaşlat. Yavaşlat. Kendine dışarıdan bakmaya başla. Yaşadığımız bütün hatıraları hatırlamayız.
unutmayız da. Zihin hepsini kaydeder. Çocukken hiç resim çizdin mi? Bizde olmaz. Ama bilirsin. İnsanlar çocukken çizdiği resimlerin hepsini hatırlamazlar. Bazılarını hatırlarlar. Özel anlarla ilişkilendirdiklerini. Çizerken çok uğraşmışlardır. Hafızalarında o an çizdikleri her an kayıtlıdır. Tıpkı bir sandığın içine koyup kitlemek gibi. Şimdi o sandığı açıp içindeki resimlere ulaşacağız. Cüneyt, senden istediğim annenle yaşadığın son günü resmetmen. Bana tarif edebilir misin? Bir yerdeyim. Dergâhtayım. Annemi arıyorum. Dua ediyorlar. Hanımlar kalabalık, karışık dualar. Ya Şafi, ya Kafi, ya Baki, ya Şafi, ya Kafi, ya Baki, ya Şafi, ya Kafi, ya Baki. Hanımlar, siz duaya devam edin. Rukiye abla, gözünü seveyim, bırak beni gideyim. Allah şifanı verecek. Gideceksin kızım biiznillah. Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda olanlarından sana sığınırım. Var annemde. Rukiye diye bir hanım onu çıkartacak. Annen ne yapıyor? Korkuyor. Yorgun. Bırakın diyor. Hasna, kızım yardım et. Gülayşe, kuzum sabret olur mu? Geçecek bak, hadi. Abla ne olur bırakın beni, ben değilim. Sıkı tut. Nahlede peygamberimizin tilavetini duyup da iman edenler. Artık Rabbimize kimseye ortak koşmayacağız diye yemin edenler. Şu kızcağıza musallat olan kim? Adını verin bana. Bırakın. Bırakın beni gideyim ne olur. Dur Ayşem, hadi. Hadi güzelim, hadi ne olur. Hadi. Kızım aç ağzını. Şifadır. Bir kaşık. Aç bir kaşık. Aç ağzını bir kaşık. Aç ağzını. Aç güzelim. Aç güzelim. Hadi. Anne. Anne. Cüneyt, ne oluyor? Ne oluyor anlat. Gördüler beni. Peşimden gelecekler. Cüneyt. Cüneyt. Alın çocuğu oradan. Günah. Günah. Rukiye abla. Cüneyt neredesin? Cüneyt nerede? Cüneyt! Cüneyt! Cüneyt neredesin? Cüneyt nerede? Cüneyt! Cüneyt neredesin? Cüneyt! Cüneyt nerede? Cüneyt neredesin? Annem beni arıyor. Cüneyt nerede? Cüneyt! Cüneyt! Cüneyt. Burada anne. Cüneyt'im. Annem buldu beni. Sarıldı bana. Orada mı? Kim? Kim? Sen de şu tarafa bak. Buradan gideceğiz Cüneyt, tamam mı? Gitmemiz lazım oğlum. Anne, sen hasta mısın? Ben senin annenim oğlum. Beni hasta eden onlar.
Kızım! Niye kaçıyorsun kızım? Dur, yaklaşma! Senin iyiliğin için, iyi olman için. Gel, dualarına devam edelim. Yok! Gel kızım, gel. Olmaz böyle. Annem o benim. Hasta edecektir annem. Hanımlar! Neredesiniz? Koşun! Yardım! Yardım edin! Tamam, sakin ol. Sakin ol. Halep'i gördüm. Hep siyah giyerdi, bu sefer beyaz giymiş. Tamam. Gerçek miydi? Tamam, yorma kendini. Geçecek mi? Geçti mi artık? Önce seni rahatsız eden resmin ne olduğunu bulacağız. Öyle böyle. Rukiye diye birinden bahsettin. Kimdi o? Dergâhtan mı? Bilmiyorum. İlk defa gördüm zaten. Bugüne kadar hatırladığımı da hatırlamıyorum. Evet, şimdi Zeynep'ten su isteyeceğim. Çok iyiydin bu arada Cüneyt. Gerçekten çok iyiydin. Şimdi sakinle. Yorma kendini. Giderken sana ilaç bırakacağım. Seni bir süre rahatlatacak ama hemen başla. Tamam mı? Vallahi siz geleceğim, uğrayacağım deyince ben şaşırdım biraz. Çünkü biz Levent Bey'le bu aralar biliyorsunuz. Derginiz. Duydum evet ama şimdi bayram değil mi? Yani küslükler unutulur. Dolayısıyla bir bayram ziyaretine kapınızı açın bence. Ya bakmayın, bayramların da artık eski tadı yok ya. Bugün bizim temel atma şeyimiz vardı aslında. Yani siz olmasanız hayatta ben buraya gelmezdim başkası olsa. Yani onu söyleyeyim de. Bir de aklıma danışmak istediğim birkaç bir şey vardı açıkçası. Ama şimdi biz iş konuşuyoruz Salih Hüdayi Bey, öyle değil mi? İş başka, diğer her şey başka. Yani savaşlarda bile ticaret durmaz biliyorsunuz, devam eder. Vallahi benim müstakbel damadım da tam sizin gibi biliyor musunuz? Sizi tanıştıracağım. Yani bir de arkadaşım, bu dünyanın bir takım mecburiyetleri var yani. Böyle kırgınlıkla vesveseyle olacak şey mi Allah aşkına Seçkin Bey? Tabii, hele para hiç sevmez böyle şeyleri. Öyle vesveseymiş, kırgınlıkmış falan olmaz yani. Yani demişken şimdi bizim bu Kur'an kursu için temeli attık. Şükür ekonomisini de hallettik. Bu TOEIC'ınla alakalı... Ben ondan önce sizden bir şey rica edeceğim ama. Tabii ki. Şimdi hazır bayram dedik. Bu kırgınlıklar, vesveseler, bunları unutalım dedik. Değil mi? Hande Hanım'ın başına talihsiz bir şey gelmiş. Benim sonradan haberim oldu. Densizin biri densizlik ya, ama çocuk. Çocuk yani. Evet, ben de tahmin ettim biliyor musun, zaten öyle dedim Hande'ye. Üzülme Hande dedim. Sadi Hüdayi Bey'in haberi olsaydı mutlaka müdahale ederdi. Şimdi bayramdan dolayı başları kalabalıktır. O yüzden sana haber verememişlerdir dedim. Yani zaten şöyle bir şey. Zaten benim sonradan haberim olduğu için. Şimdi bir de yani Hande Hanım'ın kendisiyle ne zaman bu kapıya istiyorsa gelebilir. Yani benim ona, bizim sözümüz var ona. Gelsin hanımlarla beraber çayını içsin, kahvesini içsin. Ne zaman istiyorsa kapımız açık. Sağ olun. Sağ olun Sadi Bey. Aynen söyleyeceğim kendisine, mutlaka gelecektir ziyarete. Siz ne diyordunuz TOEIC'ın? Hah, alo Hande. Ne haber? Senin şu dergi işini hallettim. Sadi Efendi ile konuştuk. Bir balans ayarı, hop. Şimdi artık kimse sana dokunamayacak, tamam? Hanımlar bekliyor bak. Alo Hande. Hande, duyuyor musun, sesim geliyor mu? Senin sesin geliyor da benim mi sesim gelmiyor diye düşünüyorum Seçkin. Ben sana benim için kahramanlık yapma demedim mi? Evet dedin. İyisi şu. Ben de düşündüm. Asıl her zaman yaptığın gibi sana yardım etmeyi bırakırsam işte o zaman bu işi çıkarım için yaptığımı düşünürsün dedim. Dolayısıyla da kendim gibi davranıyorum. Her zaman olduğun gibi. Benim normalim bu. Sevdiğim bir arkadaşıma yardım etmek. Tavlamaya çalışmıyorsun yani. Çalışayım mı? Ne diyorsun? Ciao Seçkin. Ciao. Ciao Hande.
Müyesser Hanım anne gönderdi. Afiyet olsun. Teşekkürlerimi iletin. Buyurun. Başlayalım mı? Evet. Bugün önemli bir organizasyonunuz varmış. Siz gidecek misiniz? Beyim bilir. Arzu ederse giderim. Peki ya çocuğunuzu gönderecek misiniz? Beyim bilir. Arzu ederse gönderir. Tembih mi ettiler? Neden cevaplarınız böyle? Ben size soruyorum. Beyim bilir. Ben cevabını bilemem. Anladım. Cevaplar hep aynı. Kaydı da kapatıyorum. Ama sana son bir soru. Seni anlamak isteyene, dinlemek isteyene de anlatmazsan kim duyacak sesini? Selamun aleyküm Hande Hanım. Aldın mı cevaplarını? Hadi kızım. Al götür Hande Hanım'ın kahve fincanını. Aldım. Aldım cevaplarımı. Ama her cevap farklı sorular doğurur bende Müyesser Hanım. Meslek hastalığı işte, ne yaparsınız? Bu kadınlar özgür olsaydı Müyesser Hanım'a ne iş kalacaktı mesela? Neden Müslüman toplumlar bir Hazreti Hatice, bir Hazreti Fatıma, bir Hazreti Ayşe daha çıkaramıyor içinden mesela? Allah şifa versin. Selametle. Kursun temel atma töreni için herhalde. Bizim gitmemiz icap etmiyor mu? Amcam bu töreni hakkın rızası için değil, kulun gönlü olsun diye yapıyor. Kim kula kulluk edecekse o gitsin. Cüneyt, münakaşa etmezsiniz değil mi? Başına bir şey gelmez değil mi? Gelmez tasalı. Mürşit Efendi'nin kapısına adam dikmiş. Gidelim bakalım kendi kapısına dikecek bir adam kalmış mı? Haydi. Arif! Yahu herkesi bizzat davet edeceksiniz. İftardaki gibi hayran ya. Siz bu Celep'le konuştunuz mu kurbanlık meselesini? Söyledim hocam, oraya getirecekler. Yedi tane. Toklu olsun böyle. Dedim hocam, dedim. Bir de bu Şevket'e haber verin. Onun çok... Onun tilaveti çok iyidir. O gelsin. Maşallahı var. Ses sistemini de getirin. Ses sistemi? Heh. Hocam orada elektrik yok. Sana bağlarız Arif. Senin elektriğin maşallah bu dergâhtaki kandilleri bile aydınlatır Arif. Ya evladım, pikniğe gittiğimiz zaman bu jeneratör şey yapmadık mı, kiralamadık mı? Ha. Ha Arif. Bir de sandalye. Protokol için. Ekseriyetle. Hanımı var, yaşlısı var. Ona göre şimdi insanlara mağdur olmasınlar. Hocam nasıl oturtalım peki? İsim mi yazalım üstlerine? Ya Arif, oradaki artık faaliyetler duruma göre o an neyi gerektiriyor? Slotan bir şekilde yapacaklar işte. Siz sandalyeyi bol tutun. Kırmızı halı da seri. Halı da seri. Şimdi orası halıya çok müsait değil ama. İsterim. Kırmızı halı seri. Hadi siz çıkın bakalım. Aklıma bir şey takılırsa eğer ben size söyleyeceğim. Haydi Arif. Bir şey mi diyeceksin Ayla? Dinleyen olmadıktan sonra. Vallahi bizim de elimizden bu işler geliyor işte. İş mi bu? Değil mi? Hayır da olsa iş iştir. Bu kadar gösterişli olmadan olmuyor mu? Bu akıllar bizim akıllarımız mı? Neden bu kadar masrafı hoş görür mü? Ya Mürşit babam bu konularla alakadar olur mu? Oluyor mu yani? Kur'an kursu açılacak mı? Açılacak. Bazı insanların gönlü alınacak mı? Alınacak. Ondan mütevellit. Hayır da yapılır, ikram da yapılır. Olur yani. Muzaffer olana kadar bunlar mübahtır. Sen halinde muzafferiyet görmezsen, mağlubiyet görürsen, insanlar da seni mağlup görür. Bir kabahat işlemişsin de gönül alır gibi. Cüneyt Efendi yetişir. Vallahi işim var. Senin de işin yok galiba. Buluruz.
Rukiye'yi hatırlayamadılar içeride. Tam konuşurken de Hasna Hanım geldi. Elde var sıfır yani. Şimdi Sade Hüdayi Efendi bizim hüviyetlerimizi aldı ya. Hüviyetlerinizi mi? Kimle? Naim'le. Boşanamayalım diye. Bunlar nasıl adetler, yemin ediyorum çok zor dayanıyorum. Boş ver şimdi sen onu, bırak. Bu sizin kayıtlarınız defteri kebirde dedi. Nerededir o? Defteri kebir. Fanilerin hepimizin kaydını tuttuğu yer. Buradadır, nerede olacak? Nasıl bulabiliriz onu? Nasıl ulaşacağız? Biz ulaşamayız. Ama Arif bulur. Ya bir gün sen gelmeseydin ya. Tedbiren, kimse gelmesin diye. Ya o hasta hanıma söyleseydiniz. O nefesi kuvvetli birini bulurdu. Müyesser hanım var, mukabeleci var. Feyza'nın halini bilmiyor gibi. Yani şimdi söyleyemeyiz onlara. Defterden bakıvereceğiz. Yazıyordur orada Rukiye Hanım işte. Ya yani buraya gibi burada değilse adresi yazıyordur ama bir bakalım. Hadi inşallah buluruz. Hem belki bize de okur. Senle beni. Bizi mi? Senle beni. Bizi. Ben burada kalayım. Sen gel içeriye. Köşedeki dolapta altta. Yıllara göre sıralı ilk 50 sayfadadır zaten. Bir gül tezi. Daha eskiyse daha geri dizir. Gülmüş. Kuşçular Mahallesi Toprak Sokak No 14. Tabii. Tabii muhakkak ki öyle olması gerekiyor. Bilgül. Bilgül geliyor. Bilgül geliyor. Geliyor. Hatırlıyorum. Ya zaten o da gelecek, o da gelecek. Başka çok mühim misafirlerimiz de var zaten. Evet, en mühimi de bizim insanlarımızın bizim nerede durduğumuzu idrak etmesi çok daha önemli bir mesele bizim için. Tabii bozgunculuk muhakkak ki bitecek. Allah'a emanet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Aleyküm selam. Siz burada ne yapıyorsunuz böyle? Bir de bir başınıza. Hocam biz size tam şeyden geldik. Arif. Evleniyoruz biz. Demeye geldik. Ne? Böyle olur mu yani Arif? Sormadan, etmeden, kalkıp benden icazet almadan olur mu? Ya sen daha geçen memleketine gidiyordun, ata toprağına gidiyordun organik tarım yapmaya. Hocam öyleydi. Vallahi öyleydi. O şey yaptı. O şey yapınca. Kim neyi ne yapınca Arif? Hocam Birgül bana evlenme teklif etti. Neyi? Evlenme teklif etti. Vallahi ben de şaşırdım. Yani bir anda he dedim. O yüzden size haber veremedim. Kusura bakmayın. Vallahi tam bir gün hanımlık bir hareket. O dengesiz abisine haberi yok tabii. Yok hocam, daha Naim Efendi'ye söyleyemedik. Sizden gayrı bilen yok zaten. Siz izin verin ondan sonra. Hadi hayırlısı olsun, ne diyeyim. Sen o Feyza meselesinden damat olma şeyi de
O yüzden kendini böyle deli gibi şey yaptın, terleme merleme. Çok zor faydalı, neler neler. Neyse, Allah tamamını erdirsin, ne diyelim? Sen benim kıymetlimsin. Ne gerekiyorsa yaparız, tamam mı? Gönlünü ferah tut. Uzatmayın ha. Allah razı olsun. Yok değil de, şimdi bu faniler laf çıkmasın insanlar arasında. Faniler de kızlar evlenme teklif ediyor. Zaten böyle de gözümüzün üstümüzde. Vallahi söylerler mi söylerler. Neyse tamam. Güldük, hamdolsun eğlendik. Arif Efendi, madem Birgül Hanım bu kapının gelini olacak, o vakit İmam Hatip'ten de istifa edecek. Bizim kendi Kur'an kursumuz var. Çok şükür talebelerimiz de yetişiyor, yetişecek. Gelsin orada istediği gibi hocalığını etsin. Ben bu dergâhta ikinci bir Meryem Vakkası daha istemiyorum. Hadi. Hadi. Müjdemi isterim. Buldunuz mu? Fotoğrafını da çektim. Çok şükür. Başka bir hal var ama senden. Neredeyse yakalanıyorduk Sadüh dayı. Ne? Korkma korkma, kurtulduk. Arif'le evleneceğimizi söylemeye geldik odanıza diyiverdim. Ne dedi? Şaşırdı. Şimdi konuşuyorlar. Sonra gidip hoca hazretlerinden de isteyeceğim Arif'i. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.